Şimdi başladı. İzin verirseniz ben bir Celal Hoca'yı sunayım. Beni de co-host yaparsanız ben de takip ederim. Tamam, Tamam. hemen Teşekkürler yapacağım. Volkan. Sağ olasın. Hoşça kal. Sağ ol canım. İyi akşamlar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle gecikme için, teknik hata için özür dileriz. Turev'in Celal Küçüklü olan eğitim seminerine hoş geldiniz. Arkadaşlar, Turist Rehberleri Vakfı TUREV 1993 yılında kuruldu. Hep söylüyorum bunu. O zamandan beri rehberler için çalışmaktadır. Sizden de bizi takip ederek sosyal medyada, bizi izleyerek YouTube'da destek olmanızı ve çevrenizi bizi izlemek için davet etmenizi rica ediyoruz. Celal Küçük hocamız bugün Roma İmparatorluğu'nda sosyal yaşamı anlatacak bize. Heyecanla bekliyoruz. Buyurun Celal Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle izleyen herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Katıldıkları için de çok teşekkür ediyorum. 1974 yılından beri rehberlik yapmaktayım. Epey bir zaman emekli, amatör rehber olarak başlamıştım. O zamandan beri de sürekli olaraktan Roma tarihine çok büyük ilgim vardı. Ve o zamandan beri de topladığım birçok belgenin özetini bakacağım, size sunmaya çalışacağım. Arkadaşlar, Roma deyince aslında İtalya'dan çok, Yunanistan'dan çok biz Roma'yız. Yani Türkiye, Anadolu daha çok Roma kalıntılarına sahip. Size şöyle bir sayı vereyim. İtalya'da toplam 385 Roma kalıntısı var. Yunanistan'da 77 Roma kalıntısı var. Bunların toplamı 462 yapıyor. Türkiye'deki Roma kalıntısının sayısı ise 560. Bunlardan hatta şöyle de söyleyeyim. İtalya'daki birçok kalıntı da iki defa, üç defa sayılmıştır. Yani Pompei bir defa sayılıyor. Oradaki tapınak ikinci defa sayılıyor, başka şey üçüncü defa sayılıyor. Dolayısıyla Türkiye Roma tarihi açısından en zengin ülke konumunda. Efendim, Türkiye'nin, Anadolu'nun Roma İmparatorluğu'nun için önemli olması bizim Bergamalılarla başlıyor. Bergama Kralı 3. Attalos 133 yılında İsa'dan önce Bergama'yı herhalde bir de savunma, bir de şey açısından, güvenlik açısından Roma'ya bağışlar. Roma'ya bağışlayınca böyle zengin bir eyalete sahip olan Roma, Anadolu'ya akın eder. Ve akabinde de hemen Asya eyaletini kurar Roma'nın. Ve Romalılar Bergama'ya yerleşirler. Daha sonra da biliyorsunuz artık Pamfilya, Likya, Bitinya gibi diğer eyaletler kurulur. Şimdi ben bir Roma'nın sosyal hayatını birer cümlelerle kısa kısa genel olaraktan önce açıklamak istiyorum. Daha sonra da bunları zamanımız yettiği kadarıyla detaylarına girmek istiyorum. Efendim, Roma'da günler gece yarısı başlardı. Aynı bugünkü gibi. Yani saat 24'ten sonra başlardı. Greklerde ise bu güneşin doğuşuyla başlardı. İslamlarda ise biliyorsunuz bir gün önceden akşamdan yatsıdan sonra başlar. Yani bu akşam aslında şimdi İslam için Perşembe günü başlamış oluyor. Ama Romalılar bugünkü gibi 24'te başlatırlardı. Güneşin doğuşuyla da günü üçe ayırmışlardı. Güneşin doğuşundan ki bölüme Ante Meridiem diyorlardı. Buna öğleden önce anlamında bu İngilizce'deki Ante Meridiem AM dedikleri, yani saati söylerken ki onun etimolojik kökenidir. Ondan sonra ise 6. saatte ise bir veyahut da 1,5 saat dinlenirlerdi. Buna da sexta ora diyorlardı. Yani 6. saat. Bu 6. saat sexta ora daha sonra zamanla değişerekten siesta olaraktan halen Latin ülkelerinde dinlenme saati olaraktan kullanılmakta. Siestadan sonra gelen ise
post meridyendi. Yani bu da öğleden sonra anlamına geliyordu. Bu da İngilizce'deki gene PM'in kökeni. Sabahlara erkenden kalkan bir Romalı pazara giderdi. Pazarlarda fiyatlar pazarlığa tabiydi. Ve şehrin merkezindeki forumda buluşurlardı. Buralarda genellikle de politik felsefi tartışmaları dinler, alışveriş yaparlardı. Ve bu bir çeşit şimdiki kahveye takılma gibi onlar oralarda zamanlarını geçirirlerdi. Romalılarda sokaklarda müzik vardı. Efendim flüt, kaval, zil, kastanyat ve boruyla müzik yapılırdı. Lir ise, o bildiğimiz lir ise zenginlere, zengin evlerine mahsustu. Sıradan insanlar karınlarını yollarda taverna dediğimiz, şimdi başka bir anlam yüklenmiş, taverna dediği yerlerde veyahut da ucuz lokantalarda karınlarını doyururlardı. Bu ucuz lokantalarda popina derlerdi. Zenginlerin evlerinde ise tabii ki özel mutfakları ve aşçıları olurdu. Onlara sırayla geleceğiz. İnsanlar birbirlerini yolda gördüklerinden dostlarını aynı şekilde elini kaldıraraktan salve diye selamlardı. Eğer çoklarsa buna salvate derlerdi. Bu da tamamen şimdiki selamla aynı anlama geliyor. Eğer kendinden daha yüksek ve saygı gösterdiği bir kişi ise o zaman ona ave, yani iyi yaşa veyahut da iyi yaşa diye selamlardı. Bu bildiğimiz Nazilerin, faşistlerin, İtalyan faşistlerinin selamının aynısını düşünebilirsiniz. Evet, ailede sürekli olaraktan çocuklar sakat doğabilirdi veyahut da çok kız doğabilirdi. Bu zamanda erkekler çocuklarını bir agoraya veyahut da foruma girip bırakma hakkına sahiplerdi. Şimdilerde azaldı Allah'tan ama Türkiye'de de vardı biliyorsunuz bu. Bir zamanlar bebekleri cami köşesine bırakmanın hemen Roma şekli o. Okula giden çocuklar 3 ders görürlerdi. 3 ana dersleri. Bunlar okuma yazma, matematik ve konuşma sanatıydı. Öğrenciler okullarda bal mumu ile yapılmış kaplı tahtalarda ders görürlerdi. Matematiklerini abakusla öğrenirlerdi. Roma rakamları çok basitti biliyorsunuz. Bir ı halindeki bir i, v harfi, bir de x harfiydi. Bununla da biliyorsunuz 10'a kadar sayılar yazılırdı. Daha sonra da l, m, c gibi şeyler de eklenmişti. Yani bunlar da 50, 100, 1000'i temsil ederdi. Sıfır bilinmezdi biliyorsunuz. Hiç sıfır kullanılmadı. Daha sonraları bulundu. Kız çocukları okula hiç gitmezdi. Evde ev işi öğrenirlerdi. Efendim öğretmenleri genellikle Greklerden seçilirdi. Bunun çoğunluğu da köleydi. Greklerden seçilmeler nedeni de özellikle de Grekçe öğrenmeleriydi. Elbiseleri dikişsizdi. Onun için de iğneyle, broşla veyahut da kemerle tutturularaktan elbiselerinin, togalarının düşmesi önlenirdi. Giysilerinden de zaten kim oldukları anlaşılırdı. Efendim sıradan insanlar sade beyaz toga giyerlerken senatörler ise beyaz toga üzerindeki mor şeritlerle ayrışırdı. Toga giyme törenleri çok önemliydi. Delikanlılıktan çıkış, erkekliğe ilk adım atış olduğundan çok önemliydi. Bunun için de kurbanlar kesilir, hediyeler dağıtılır, bu şekilde kutlanırdı. Bizim bugünkü sünnet düğünümüzün benzeri sayabiliriz. Çoğunlukla Romalılar sandalet giyerlerdi ama kalın deri tabanlı botları da vardı. Bunların altına çakarlardı, demir çivilerle desteklerlerdi ki deri bozulmasın, çürümesin diye. Erkeklerde eğer Roma'da kısa saçlı bir erkek görürseniz, varsa öyle bir şey, o zaman bu köle anlamındaydı. Gene fahişeler de kısa saçlıydı. Uzun saç asiliğin sembolüydü. Çok ilginç, Roma'da kadınlar çok makyaj yaparlardı. Pudra olaraktan tebeşir tozu, allık olaraktan kızıl kil toprağı, ruj olaraktan bitki özleri,
ve göz kalemi olarak da kömür veya odun külü kullanırlardı. Saç renklerini açmak için gene sirke ve odun külü kullanılırdı. Efendim erkekler sakal tıraşı olurlardı. İmparatorların hepsi de sakal tıraşı olurdu. Ne zamana kadar? Hadrianus'a kadar. Hadrianus'la beraber erkeklerde sakal bırakma moda olur. Zamanlarını geçirecek çok eğlenceleri vardı. Bunları sırasıyla sayabiliriz. Daha sonra da açıklayabiliriz. Tiyatro, amfiteyatro, gimnazyum, stadyum, hamam, latrina, efendim, stadyum, forum, hipodrom gibi yerler. Tiyatroya çok sık giderlerdi. Tiyatrodaki oyuncular maske takarlardı. Ve kadın oyuncu hiç yoktu. Kadın oyuncular rollerini ise gene maske takmış erkekler oynarlardı. Davalar, önemli davalar genellikle forumda yapılırdı. Veyahut da açık alanda yapılırdı. Bu forumda kişiyi savunacak kişi, buna da advocatus derlerdi. Ad vocale'den geliyor. Yüksek sesle çağrılan kişi anlamında. Yasaları ilk olaraktan İsa'dan önce 450 yılında Leges Duo Decim Tabularum adını verdikleri bir levha yazmışlardı. Buna 12 levha yasası deniyor ve bu yasa halen birçok günümüzde hukuk sisteminin temelini oluşturmaktadır. Evet, leges zaten kanun demek. Bu İngilizce'de halen kullanılan legal, legacy, legate veyahut da delegate. Bunlar hep o kelimelerden, leges'ten türemiş kelimelerdir. Hatta size bir iki tane bu 12 levha kanunundan bir iki madde sayayım. Vatana ihanet, anne ve bayı öldürmeden kesinlikle ölüm cezası uygulanırdı. Bir suçlu eğer verilen cezaya itiraz ederse o zaman zarar görene teslim edilirdi. O da göze göz, dişe diş şeklinde kişiden öcünü alabilirdi. Hırsızlık yaparken birisi yakalanırsa direkt öldürülürdü. Kişisel öç alma yasaktı. Suçları sadece devlet cezalandırırdı. Toplum açısından, sağlık açısından ölümlerin şehre gömülmeleri veyahut da şehirde yakılmaları yasaktı. Bundan dolayı da zaten sonra açıklayacağız, nekropolisler türemiştir. Roma'da evet, teşekkür ederim Barış. Roma'da tüm tanrıların tapınağı anlamına gelen Augustus zamanında Pantheon denen bir genel tapınak yapılır. Çünkü o kadar çok tanrıları vardı ki hepsi için ayrı ayrı tapınak yapmak bir ara çok zorlaşır. İmparatorlar aynı zamanda dini liderlerdi. Bunlara da Pontifex Maximus derlerdi. Bu da baş köprü kurucusu anlamındaydı. Yani etkili yetkili anlamında. Bu aslında tanrılarla insanlar arasında köprü görevi gören dini adamlar olarak da sayılırdı. Bugün halen papaların damgalarında Pontifex Maximus yazar. Halen devam etmekte. Roma bir zaman yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip olmuştu. Roma deyince tabii İtalya'daki Roma değil, bütün Roma İmparatorluğunu kastediyoruz. Çok ilginç, Romalılar tereyağı yemezlerdi. Tereyağı barbarların yağıydı. Onlar ne yerler, ne kullanırlardı? Sadece zeytinyağı kullanırlardı. Zeytinyağı çok önemliydi. Köle ticaretinin yanında en önemli madde zeytinyağı ticaretiydi. Çünkü cildi yumuşatmada, lambalarda yakıt olarak, efendim yağ olaraktan her birçok yerde zeytinyağı kullanılırdı. Evet, köleler Roma'da ikinci zeytinyağından sonra en önemli şey köle satışıydı. Köleler aileden doğmuş savaş esiri olabilirdi. Satılmış veya işlediği suçtan kölelikle cezalandırılmış olabilirdi. Çok çeşitli nedenlerle köle olabilirdi. Hatta ticari olaraktan birçok şeyini kaybetmiş olan kişi başka birisinin yanına köle olaraktan gönüllü köle de olabiliyordu. Evet, bugün halen arkadaşlar dünyanın birçok yerinde birçok görkemli yapı
eski Romalılara özenerekten, onlara benzetilirken yapılır. Yani Roma tapınakları, Roma villalarına, özellikle Amerika'da devlet daireleri, adliyeler eski Roma tapınaklarına benzeterekten halen yapılmakta. Ve daha da önemlisi, Romalıların dili olan Latince bütün dünya dillerinde halen birçok kelimesi var. Ve bizim Türkçemizde de Fransızca veyahut da İtalyanca denen kelimelerin kökeni aslında Latince'dir. Evet, şimdi bu kadar şöyle bir genel bir özetten sonra Romalıların sosyal yaşamlarında en önemli şey tabii ki evleri. Bir Roma evleri, Roma şehir duvarları içerisinde olurdu. Barış, teşekkür ediyorum. Biraz kalsın bu Barış. Ve bunlar Roma bir şehre girerken sıkı bir kontrolden geçerlerdi. Her Roma şehrinin bir ana girişi olurdu ve burada kare şeklinde üstü kapalı, yarı kapalı bir alanda insanlar kontrolden geçirilerekten şehre alınırlardı. Bu da bir çeşit bugünkü kimlik kontrolü veyahut da pasaport kontrolü olabilir gibi olabilir. İnsanların bu şimdi fotoğrafta gördüğünüz şeye bunlar domus dedikleri evlerdi. Domus iki bölümden yapılıyordu. Dikkat ederseniz havuzlu olan ön taraf bu atrium, arka tarafta da peristilum denirdi. Ve havuz, evet havuzları vardı ama bu havuzda sadece süs için kullanılırdı. Romalılar havuzlarda yüzmezlerdi. Bu aslında şu gördüğünüz atriumlu ev tipi Roma kalelerinin de prototipidir ve Selçukluların kervansarayları da Roma kalelerine örnek olaraktan yapılmıştır. Yani evin bir daha sonraki şekli kale, Roma kalesi, kalenin de daha sonraki şeyi de hali de Selçukluların efendim kervansaraylarıdır. Evin ön tarafında taberna dedikleri dükkanlar olurdu. Fotoğrafta gördüğünüz Altınoğlu, evet teşekkür ederim Barış, orası taberna denirdi ve orası aslında bir değil iki tane üç tane de olabilirdi. Ev sahibi orayı kiraya verirdi ve bunun içerisinde bir de ahşaptan asma katı olurdu. Kiracı asma katta yatar, evet bravo Barış, 12. şeyden numara, orada yatardı, altta da çalışırdı. Taberna dediğimiz aslında bir dükkan veyahut da ufak atıştırmalıkların yapıldığı ufak bir yemekhane diyelim, aşevi diyelim. Ve bu daha sonra şimdiki bizim taverna dediğimiz şeyin de atasıdır. Efendim arkada gene bir bahçeleri olurdu. Dört numaralı olduğu yer bir güzel bir bahçesi olurdu ve insanlar buralarda özel hayatları bu arkadaki yeşil olan alanda geçirirlerdi. Dükkanda, bu dükkanlarda, tavernalarda çalışan kiracılar banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını direkt olaraktan şehrin genel tuvaletlerine de veyahut da hamamlarında karşılarlardı. Efendim bu şeylerde mutfak domuslarda mutfak sağ tarafta olurdu. Bunlara da kulina veyahut da kokunarius denirdi. Bu önceleri hiç bir mutfak yokken daha sonra gelişmiş hallerde şimdi Barış'ın gösterdiği 8 nolu yerde orada bir mutfakları da olurdu. Efendim evin bir köşesinde ben çok olduğu için göremiyorum. Evin bir köşesinde de evin tanrıları olan, ev tanrıları olan Lares, Penates veyahut da Lararium adlı tanrılar için bir kutsal bölümleri de vardı. Bu kutsal bölümde bir niş içerisinde ataların maskları olurdu ve burada sürekli olaraktan bir kandil veyahut da bir mum yanardı. Efendim kapının ana girişinin önünde de aynı bugünkü gibi
Kave Kanem diye çok mozaikler bulunmuştur. Bu da dikkat köpek varın Latincesi. Aslında da anlamı köpekten sakınındır. Kave Kanem. Bununla ilgili de çok güzel mozaikler ve levhalar bulunmuştur. Efendim ayrıca bu evin dışında da bir de şehrin dışında korunmalı tepelerin üzerinde Villa Rustica dedikleri çiftlik evi veyahut da Villa Urbana dedikleri yazlık evleri de vardı. Zenginlerin tabii. Evet, zengin evlerinden başka bir de fakirlerin oturduğu yerler. Efendim İsa'dan önce 3. yüzyıldan itibaren özellikle Roma başkentte olmak üzere arsa sıkıntısı baş gösterir. Bunun için de insanlar bu sefer evlerini 2-3 kat hatta 5 kata kadar inşa etmeye başlarlar. Bu katlı inşaatlara da bizim şimdiki apartman anlamında insula derlerdi. Ve bu insulaların ilk 2 katları daha birazcık varlıklara, diğer üst katları ise ufak ufacık odalar halinde fakirlere tahsis edilirdi. Bunlar kiralık evlerdi. Bu evlerin, yukarıdaki evlerin tuvaleti çok ender olaraktan bir tuvalet tüm yukarıdaki katlar için varsa yapılırdı. Yoksa da onlar da ortası delik bir sandalyeye otururlardı. Ona sella pertusa diyorlar. Veyahut da bir oturağa otururlardı. Ona da lasannum derlerdi. Ve bu şekilde ihtiyaçlarını giderirlerdi. Bu giderilen ihtiyaçlar maalesef ki bir şekilde götürüp de bir tuvalete dökülmezdi. Çoğunlukla insulalarda camdan, yukarıdan, pencereden aşağı boşaltılırdı. Bununla ilgili Romalı hiciv yazarlarının çok güzel anıları var. Ve aman derler, bir akşam gittik bir yere, yemeğimizi yedik. Ama dönerken de dikkat edelim, kafamıza lüzumsuz şeyler dökülmesin derler. Roma evlerinin en önemli özellikleri duvar resimleridir. Bu duvar resimlerinde genellikle Grek mitolojisinden figürler işlenirdi. Ev sahibinin portresi hemen hemen hiç yapılmazdı ama Grek mitolojisine çok meraklılardı ve bu şekilde çocuklarına, gelen misafirlerine de Grek mitolojisini öğretmiş olurlardı. Daha sonra İsa'dan sonra 2. yüzyıldan itibaren bu kez de mozaik modası başlar ve yer mozaiği, duvar mozaiği şeklinde ve taban mozaikleri de genellikle yemek salonlarında veyahut da kutsal alanlarda yapılırdı. Evlerde yine demin bahsettiğimiz gibi kadınlara ait çok sayıda parfüm şişeleri, taraklar, cımbızlar, cilt temizleyici ve çok makyaj malzemeleri de bulunmuştur. Oda duvarları, Romalıların oda duvarları devamlı soylu atalarının portre maskeleriyle süslüydü. Bu atalara saygıdan biraz daha bahsedeceğiz. Çünkü Roma'da ataya saygı sayeden çok çok önemliydi. Çünkü buna da pater, nasıl ki Augustus kendine pater patria demişti. Yani şimdiki vatanın babası, ailenin babası da ayrıca pater familias var idi. Şimdi gelelim Domus'a. Domus aslında Türkçemizde halen yaşamakta. Ne olaraktan? Dam olaraktan. Türkçedeki dam, Domus'tan türeme. Ve Domus'un ayrıca şimdi halen kullandığımız İngilizce'deki domestic, yani ev içi, dominari'den gelme, yönetmek bu. Ve buradan da dominant, baskın, domine, evin beyi veyahut da efendim anlamında veyahut da şimdiki internetteki domain name, bütün bunlar aynen o domus, ev kelimesinden türemiş kelimeler. Evet. Efendim.
Roma'da aile çok önemliydi. Aile ocağı çok önemliydi. Dolayısıyla da ocak tanrıçasına önem verirlerdi. Bunun Grekçesi Hestia olan, Latincesi Vesta olan ocak tanrıçası çok önemliydi. Ve sürekli olaraktan bunun için hatta bir ateş yakılırdı. Her ailenin kendisine ait bir tanrısı vardı. Bir ritüel olarak aile reisi tüm aile üyelerini evin ocağı etrafında toplayaraktan dua eder, tanrılara hediye sunardı. Bu ritüel aile birliğinin ve esenliğinin devamı için yapılırdı. Bu aynı zamanda ataları hatırlamak ve geçmişle olan bağları kuvvetlendirmek için yapılırdı. Bu zor koşullarda yakılmış olan ateşin de söndürmemeye gayret ederlerdi. Evin yıkılması aslında ocağın yıkılması, yani ata ruhlarının dağılması anlamına gelirdi. Dolayısıyla Romalılarla savaşanlar öncelikle o hem şehrin veyahut da evlerin ateşini söndürmeye çalışırlardı. Ev yakılıp yıkılınca aile birliği de tabii ki dağılmış olurdu. Hatta size şöyle söyleyeyim. Cicero biliyorsunuz Marcus Aurelius tarafından öldürtüldükten sonra Cicero'nun evi yıkılır. Buradaki yakıp yıkılma tekrar dediğimiz gibi bir maddi ceza olaraktan değil, bu bir manevi ceza olaraktan Cicero'nun bütün ailesinin yakılması anlamını taşıyordu. Ateş ailenin ruhunu temsil ettiğine inanılırdı. Efendim baba eve gelince önce ocağa odun atıp ateşin devamlılığını sağlardı. Ateşe güzel kokular, otlar, çiçekler atılırdı. Zeytinyağı ve şarap serpilirdi. Böylece ateş daha parlak olurdu ve parlak bir hale gelirdi ve güzel kokular da kokardı. Aslında arkadaşlar Türklerdeki ev ocağı da aynı Romalılarda olduğu gibi aileyi temsil eder. Yani bilemiyorum biz acaba Romalılardan almıştı ama hatta Türkçedeki ocağın sönsün bedduası veyahut da ocağın sönmesin duası gene ailenin sürekliliğiyle ilgili. Hatta milli marşımızdaki korkma sönmez bu şafaklara tüten en son ocakta gene kastedilen ailenin ve ülkenin ocağıdır. Romalılarda aile deyince aile bizim bugünkü anladığımız dede, nine, ana, baba, çocuklardan oluşmazdı. Ta ayrı farklı bir aile anlayışları vardı. Buna famulus derlerdi, yani familia. Ve bu da aslında hizmetçi anlamındadır. Romalı eğer ben familiam dediğinde elinin altındaki köleleri, hizmetkarları, eşyaları, evleri, bütün sahip olduğu her şeye kastederdi. Bu da Latince'de familiaritas'tan geliyor. Bu da yakın ilişki demek. Yani İngilizce'deki family kelimesi de bu anlam gizlidir aslında. Ailenin babasına pater familias derlerdi. Ailenin babası. Burada ailenin gücünü, iktidarını belli eden, devletin ona vermiş olduğu bir de kuvvet vardı. Buna da patria potestes denirdi. Yani bu babanın hakları, hukuku demekti. Bu aile, bunun ne anlama geliyor? Burada bu aile reisi evdeki herkesin yaşam hakkı, ölüm hakkı pater familias'ın elindeydi. Bir pater familias isterse ev halkından birilerini köle olaraktan satabilir, öldürtebilir ve bunun karşısında devlete hiç sorumlu olmazdı. Kölelerin işlediği bir suç ama kendisi cezalandırıldı. Dışa karşı yapılmış olan kölenin bir suçu da pater familias'ın suçu sayılırdı. Aile reisinin oğulları kaç yaşına gelirse gelsinler, babaları ölene kadar resmi olaraktan bağımsız bir statüleri olmazdı. Hukuka başvuramazdı, vasiyet hazırlayamazdı, oğlanlar mülk alıp satamazlardı.
Erkek çocuklar ancak babanın ölümünden sonra kendi adlarına pater familias olabilirlerdi. Bir de bunun karşılığında tabii bir de mater familias vardı. Bu da aile annesi anlamına gelirdi. Ama pater familias kadar bir kuvveti tabii ki yoktu. Pater familias ölünce aile üzerindeki yetki anneye geçmezdi. Ve hiçbir zaman da anne yasal hakka sahip olamazdı. Ama gene de birçok Roma'da kadınlar mater familias, yani ailenin annesi olmak isterlerdi. Çünkü ne de olsa itibarlı bir statü idi. Evet, bir Romalı'nın arkadaşlar, barda nasıl, fazla mı hızlı gidiyorum? Ses yok. Hocam, gayet güzel gidiyor. Ben gayet resimlerle süslemeye yetişemiyorum sadece. Öyle mi? Ha, yok, bundan sonra olur. Çünkü bundan sonra ses çok güzel hocam. Yavaş yavaş. Harika ses gidiyor. Ses çok güzel. Harika. Teşekkürler. Çok güzel. Efendim, Romalıların üç tane adları olurdu. Birine prenomen, ikincisi nomen, üçüncüsü de cognomen. Aslında bu İtalyanca cognome idi. Yani birincisi kendi adı, verilmiş ad. İkincisi klanın adı veyahut da sülalesinin adı. Üçüncü de ailesinin adı, şimdiki soyadı. Yani şöyle söyleyelim. Gaius Julius Caesar. Bu ne demek? Caesar ailesinden, Julius sülalesinden Gaius demek. Yani buradaki ilk ad verilmiş olan ad idi. Ben de geriye doğru giderekten şey yapmak istiyorum. Yani Marcus Tullius Cicero dediğimizde Cicero ailesinden, Tullius klanından Marcus demek istiyorlar. Ve bu daha sonra ama pardon, önce şunu söyleyeyim. Roma'da yeni doğan bebeklerde ölüm oranı çok yüksekti. Dolayısıyla bebeğe hemen ad vermezlerdi. Ad vermek için Dies Lustricus, yani arındırma günü beklenirdi. Bu arındırma günü aslında daha sonra Hristiyanların vaftiz gününün çok benzeri. Ve kız çocuklarına 8. günde, oğlan çocuklarına ise 9. günde ad verilirdi. Yani prenom verilirdi. Bu ad verme törenine de nominalia töreni, yani ad töreni derlerdi. Şimdi bu biraz fark ederse, düşünürsek aslında Anadolu'da bu adet halen devam ediliyor. Kimse çocuğuna hemen doğar doğmaz isim vermiyor. Batı'da daha çocuk doğmadan ismi hazırdır. Hemen çocuğa ismi verilir. Halbuki bizde ise çocuk doğar 3 gün 5 gün falan halen de tartışılır, acaba şöyle mi olsa böyle mi olsa diye adı. Ve sonunda ad verilir ve yine de bir büyüğün adını çocuğun kulağına üflemesiyle bu da yine güzel bir Roma adeti gibi geliyor. Evet, Augustus zamanında ne kadar doğan çocuklar sayısı bilinmezdi. Ve ancak Augustus zamanında çıkartılan bir yasayla doğan çocukların yasal olaraktan doğan çocukların devlete bildirilmesi şartı getirilir. Daha sonra ise Trajanus zamanında ise artık illegal doğan çocuklarda, yani efendim babanın evden değil de sevgilisinden veyahut da kölelerden doğan çocuklarının da devlete bildirme şartı getirildi. Şimdi bazı adlar, bazı Romalıların adları daha uzundur. Bunların nedeni de bir başarılarından dolayı bir şereflendirme, onurlandırma adlarıdır. Mesela General Pompeius, biliyorsunuz iç savaşlardaki başarılarından dolayı Pompeius Magnus, yani Büyük Pompeius adıyla onurlandırılır. Veyahut da Hannibal'ı Kuzey Afrika'da yenen Scipio, General Scipio, daha sonra ona Scipio Africanus, yani Afrika kahramanı olan Scipios denmeye başlanır. Bizde de biliyorsunuz İnönü Savaşları'nda sonra İsmet Paşa'ya
Mustafa Kemal Atatürk tarafından İsmet İnönü soyadı verilmiştir. Bu arada yarınki Cumhuriyet Bayramımızı hepinize kutluyorum. Bütün başta atamız olmak üzere, Türk'ümüz olmak üzere hepsine saygılar gönderiyorum burada. Evet, kadınlara gelelim, kadınların adları. Arkadaşlar, kızlara kişisel ad verilmezdi. Yani demin ki dediğimiz gibi Gaius Julius diyoruz ya, veyahut da Marcus Tullius Cicero diyoruz ya, bunların bu ilk adları olan Gaius veyahut da Marcus erkeklere verilirdi ama kadınlara ilk ad verilmezdi. Nasıl olurdu? Nasıl olurdu? Efendim, eğer evlenene kadar genç kızın, kızların babalarının adlarının feminel hali verilirdi. Yani mesela Julius ise şeyi Julia olurdu. Mesela şeyin kızı, Cicero'nun kızı, Cicero'nun adı Tullius, Cicero'nun kızı da Tullia idi. Yani babanın adının feminel sonu ayla konaraktan feminel hale getirilirdi. Ama daha sonra kızlar evlendiklerinde aynı şekilde bu sefer babalarının adları yerine bu sefer evlendiklerinde kocalarının adlarının feminel halini kullanırlardı. İmparator döneminden sonra kadınlar artık lakap da almaya başlarlar. Böylece şimdiye kadar birinci premier veyahut da efendim minor, küçük, mayor, büyük gibi isimlerle algılanan kadınlara bundan sonra artık lakap da verilmeye başlanır. Evet. Arkadaşlar, Romalılarda aile anlayışı demin dediğimiz gibi çok değişikti. Yani bizim şimdiki illa da evlat için kan bağı aranmazdı. Bunun için de ne yaparlardı? Ailenin mirasının gerçek oğlunu harcama pahasına en uygun kişiye geçmesini ve böylece aileden kopmadan devam ederek büyümesini sağlamak için adoptio dedikleri çocukları evlat edinirlerdi. Böylece miras sadece erkeğin soyundan değil, efendim evlata da biraz kalabilirdi. Bu yüksek mevkilerde bir aristokrat evlat edinmek için evlenmek gibi bir şeydi. Yani bugünkü Anadolu'da halen görücü usulü ile evlenen aileleri düşünün. Bunların annesinin, anneannenin veyahut da annenin gidip başka yerlerde oğluna, genç kız araması gibi bir olay idi. Bütün şeyler piyasa araştırılır. Akıllı, zeki, yakışıklı genç oğlanlar bulunmaya çalışılırdı ve bu şekilde de bunlar evlat edinilirdi. Buna da adoptio denirdi. Yani İngilizce'deki aynı adopt denmesi gibi. Bunun da adoptio olan bir çocuk artık kendi pater familyasından çıkar, yeni ailesinin pater familyasına girer. Ve buraya girdiğinde de bütün haklara sahip olurdu. Evlatlık babalığına artık domine derdi. Yani baba değil de domine derdi. Bu da efendim veyahut da efendim ne diyelim, evet efendim anlamına geliyor. Ve çocuk adoptio, eğer adopto olmuşsa o zaman da adı ailenin adının alır ama sonuna Ius veyahut da Anus eklenir. Yani Octavius, Sezar evlatlık aldıktan sonra ne olur? Octavianus olur. Efendim, veyahut da Hadrianus, Trajanus. İşte buradaki nus kelimeleri bunların evlatlık olduğunu gösterir. Ha, bu arada Roma'da başka türlü bir evlatlık gene vardı, edinme gene vardı. Bu direkt olaraktan bir pater familia, bir aile babası gidip diğer bir aileyi tümden evlatlık edinebilirdi. Aileyi bütün her şeyle beraber, buna da arrogatio denirdi. Bunda amaç da ailenin çoğalması
güçlenmesi ve genç erkeklerin daha çok askerlik yaşındaki oğlanlara sahip olmaktan gelirdi. Evlat edinme o kadar önemliydi ki Augustus'tan, ki İsa'dan sonra 14. yıldan bahsediyoruz, Karakalla'ya kadar, yani 211 yılına kadar 16 imparatordan sadece 3'ünün oğlu öz oğluydu. Diğerleri ise hepsi evlatlık çocuklardı. Bunların yani 5 iyi imparator dediğimiz efendim imparatorlara aslında 5 evlatlık imparatorluğu da denir. Şöyle demek istiyorum. Domitianus'un evlatlığı mesela Nerva'ydı. Nerva'nın evlatlığı Traianus. Traianus'un evlatlığı Hadrianus. Hadrianus'un evlatlığı Antonius Pius. Antonius Pius'un evlatlığı Marcus Aurelius. Evet, Nerva 96-98 yılında, bu yaklaşık 100 sene sonra, yani Marcus Aurelius 180 yılında ölüyor. Burada Marcus Aurelius evlatlığına bırakmaz şeyi ve kendi öz oğlu Commodus'u varis olaraktan bırakır. Bunu pek de iyi yapmaz. Böylece bütün Roma tarihçileri derler ki Marcus Aurelius'un, ki kendisi biliyorsunuz Roma'nın tek filozof imparatoru, Kendime Düşünceler adlı çok önemli bir kitabı da var. Bu kadar akıllı, bu kadar başarılı bir imparator olmasına karşın evladını varis olarak bırakması Roma'nın da çöküşünün başlangıcını oluşturur. Evet. Bu arada 45 dakikayı geçtik galiba. Bilemiyorum ne kadar zamanımız var. Ben devam edeyim. Devam edelim değil mi? Devam edin hocam siz. Okey. Efendim, insanlar Roma'da insanlar üçe ayrılırlardı. Bunlar efendim zengin yönetici sınıf olan patriciler bir, sıradan vatandaşlar plebler, efendim üçüncü de patricilerin hizmetkarları olan klientler. Şimdi patrici demek babalar demek. O paterden geliyor zaten. Oradaki sound'u yakalıyorsunuz. Plebler de halk demek. Hani şimdi İngilizce'de plebist denir ya, halk oylaması. Oradaki pleb aynı kelime. Client de bugünkü client dediğimiz İngilizce'deki kelimenin kökenidir. Bir zamanlar, ilk zamanlar patrici ile pleblerin evlenmesi tamamen yasaktı. Bunlar soyluların sıradan insanlarla karışması istenmiyordu. Ama zamanla plebler zenginleşirler ve devlet memuru olmaya hak kazanırlar. Böylece de patricilerle de evlenmeye başlarlar. O zaman bunlara ne deniyor? Yeni bir ad veriliyor. Bunlara optimates diyorlar. Yani iyiler denmeye başlanıyor. Optimates şimdi optimum dediğimiz kelime din kökeni. Efendim en önemli meslekler nelerdi? Keramikçiler çok iyi para kazanıyorlardı. Camcılar, demirciler, heykeltıraşlar, tabii ki devamlı olduğu gibi doktorlar ve avukatlar. Ama buna karşın en önemli meslek askerlikti. Askerler, evet Barış, askerlerin silahı, askerlerin üç ana silahı vardı. Bunlar mızrak, kılıç ve hançerdi. Üç ana silah. Halbuki daha sonra geleceğiz şeylerin efendim diğer bunların düşmanlarının silahları çok daha değişikti. Özellikle de Hannibal, evet bu bir gladyatör kılıcı. Teşekkür ediyorum Barış. Ha bu arada her mesleğin de ayrı bir tanrısı vardı. Yani demin diyoruz, bir daha o konuya geleceğiz. Roma'da o kadar çok bir ara tanrı olmuştu ki artık bıkmışlardı ve bunun üzerine dediğimiz gibi tüm tanrılar için bir şey yapıldı, Panteon yapıldı. Ha bu arada arkadaşlar, Panteon ile Partenon'u karıştırmayın. Panteon Roma'da, Partenon Atina'da. Partenon Athena'nın evi, Panteon ise o pan var ya, yani
Pan-İslamizm, Pan-Amerikanizm gibi de o pan tümü demek. Pan, T-O, tüm tanrılar. Evet, harika. Bu halen ayakta olan inanılmaz güzel bir yapı. Roma'nın en görmesi gereken yerlerinin başında gelir. Evet, arkadaşlar bunun dışında bir de halkı klasis denilen bölüm şeyleri ayırmışlardı. Efendim, bu klasis nedir? Görevinde askerlik görevini yapacakların ayrılmış olan sınıflardı. Vatandaşlar mal varlıklarına göre Roma'da 7 sınıfa ayrılmışlardı. Bunun ilk ikisi çok mal varlığı ve parası olan atlılardı. Diğerleri de krallara ve sonra konsüllere yardımcılık yapmış olan senatörlerdir. Yani atlılar, senatörler en zenginleri. Bundan sonra gelen grubun en sonuncusu ise sahip oldukları tek şey çocukları olan sınıf idi. Bunları da çocuklu anlamında proletari deniyor. Proletari, bu daha sonra biliyorsunuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde bu işçi sınıfı anlamında kullanılmıştı. Zengin olmayan halk sınıfına da populares denirdi. Populares, bu gibi popular, pop müziği, popülasyon dediğimiz, population dediğimiz kelimenin şeyi aslı, bu da kalabalıklar anlamına geliyordu. Vergiler, askerlik görevi, oy kullanma hakkı hepsi klasise göre belirlenirdi. Bu da vatandaşın siciline işlenirdi. Askerlik görevine uygun en iyi kişilere de klasikler denirdi. Yani şimdiki klasik dediğimiz birçok eski anlamda kullandığımız kelime aslında askerlik görevine en yakın kişilere denirdi. Evet, şimdi Romalıların takvimleri, bizim takvimimizin biliyorsunuz kökeni şimdi kullandığımız, Roma'da takvime kalendaria derlerdi. Bu da calare demek. Calare de çağırmak anlamındadır. İngilizce'deki to call var ya, call, o call'daki calare, kalendaryanından geliyor. Bu da niye? Papazlar yeni ayın başlangıcında hesap defterlerindeki borçları çağırırlardı. Bu hesap defterlerine de çağırmaktan dolayı kalendarya adını vermişlerdi. Şimdi Roma'da biz diyoruz ya, şimdi İsa'dan önce, before Christ, BC, AD falan diyoruz İngilizcesiyle bir hatta. Bu o zamanlar nasıl yapılıyordu? Tarih nasıl biliniyordu? Efendim, Roma'nın kuruluşuna ab urbe condita diyorlar. Ab urbe condita. Bu da şehrin kuruluşundan itibaren demek. Yani bu yıl, bu da aslında bunu birinci yıl olarak alıyorlar. Bu da meşhur Romulus'un Roma'yı kurdukları tarih idi. Oradan alındı. Birden 753. yıla kadar gelindi. Bu da Sezar zamanına kadardı. Daha sonra bu alt üst edildi. 753'ü kuruluş tarihi olarak aldılar ve oradan 1'e kadar getirdiler. Roma'da önce 10 ay vardı ve 10 ayı da kolaydı. Mars'la başlatıyorlardı. Mars biliyorsunuz Martius, yani savaş tanrısından geliyor. Savaş tanrısıyla yılı başlatırlardı. Bu da aslında havaların ısınmasından dolayıydı ve bundan dolayı da birinci ay Mars idi. Ondan sonra April, Avrilius, efendim Maius, ondan sonra Yunus, bu da şimdiki Haziran anlamında. Daha sonra boş verin o July, August'un hikayesini es geçelim. Daha sonra da September, yani 7. ay, October, 8. ay ve December, yani 10. ay. Şimdi halbuki December dediğimiz 12. ay. Neden? Çünkü daha sonra 12 ay olduğunu ispat ediliyorlar ve ondan sonra da Januaris ve Februaris dediğimiz January, February ekliyorlar ve böylece Roma ay adları 2 ay
kaymış oluyor. Dolayısıyla şimdi bizim 7. ay dediğimiz, 7. adı 7. ay olan September, halbuki şimdi 9. ay olmuş oldu. Bu da ayları kaydırmalarına rağmen adlarıyla da oynamazlar. Tamam, o zaman zamanı gelmişken bahsedelim. Julius Caesar kendi adını kalkar, o zamanki 7. aya adını verir ve buna July adını verir ve Şubat'tan bir gün alır. Ben diyor imparatorum, imparatorun ayı da 31 olmalı der ve Şubat'tan bir gün alır, July'ı 31 yapar, yani Temmuz'u. Ondan sonra gelen Augustus da, o da bu sefer 8. aya adını verir. O da der ki, madem öyle benim ayım da 31 çekmeli, o da 31 gün olmalı. O da yine Şubat'tan bir gün alır ve Ağustos'a verir. Bundan dolayıdır ki Temmuz ve Ağustos arka arkaya 31-31 gündürler ve bundan dolayıdır da Şubat ayı 28 gündür. Başka bir de kalkıp da başka bir at koyup da tabii ki Şubat'tan bir gün gene almazsa tabii şimdilik. Evet, kölelik demiştik. Roma'da en para getiren iş kölelik, köle ticaretiydi. Bu bizim güneyimizdeki Klikyalı hemşerilerimiz aslında insanları çalmada, insanları satmada ustaydılar. Ve bunlar satış yerleri olarak da en ünlü Faselis, Side ve Sart şehirleriydi. Ve bunlar köle ticaretiyle geçinirlerdi. Bunun aslında nedeni Klikya, bizim Güney Anadolu şehirlerimizin çok da kıyılarımızın çok dağlık olması ve vurkaç işleriyle bu korsanların çabucak Anadolu'ya sığınıp dağlarda kaybolmasının kolay olmasından dolayıdır. Hatta size bir şey diyeyim, Jules Caesar'da Didim açıklarında yakalanır bir gemide, teknede ve o da bir şekilde kaçırılır. Evet, köle satışı Agora'da yapılırdı genellikle. Köle yarı çıplak durumda satışa sunulurdu. Boynuna asılan levhada ülkesi, yaşı, hastalığı, engeli varsa engeli ve en önemlisi şey yetenekleri yazılırdı. Yetenekli köleler tabii ki daha pahalıydılar. Örneğin bir müzik aleti çalan, doktor yardımcılığı yapabilen, iyi bir aşçı olan, bunlar daha para ederlerdi. Roma zamanında artık her şey kandırmaca ortada olsun, kandırmaca olmasın diye köle artık çırılçıplak satılmaya başlanır. Köle bir sehpa üzerinde, ki genellikle dediğimiz gibi Agora'da, Questor adlı bir çığırtkan tarafından pazarlanırdı. Köleyi satın almak isteyen kişi ona dokunabilir, elleyebilirdi. Kölenin boynunda da bütün bu özelliklerini yazan bir tane Titulus adlı tanıtıcı yazısı vardı. Burada köleyle ilgili detaylar belirtilirdi. Bu işte şimdiki iş hayatımızda title dediğimiz şeyin kökeni. Şimdi hatta eskiden bu kölelerin boynundaki kalın o büyük levha yerine, şimdi biliyorsunuz iş yerlerinde beyaz yakalılar ufacık bir kimlik kartıyla kapısını açıyor, efendim iş yerine girebiliyor. Bu da sahiden şimdiki yeni köleliğin titulusu. Bütün köleler belli yerlerden gelen, hepsinin ayrı özellikleri vardı. Likyalılar mesela Frigyalılardan iyi köle çıkardı. Kapadokyalılardan halen de öyle, efendim iyi şarap yapıcısı köle çıkardı. Bunu aslında şöyle almak lazım. Bugünkü halen dünyada İtalyanların pizzacı, Türklerin dönerci, efendim şeylerin, Taylandların, Endonezyalıların masöz olması gibi, yani dünya çapında kim hangi ülkeden ne var, o bir şekilde de onun gibi adlandırabiliriz. Kölelerin adları yoktu. Köleler adlarıyla çağrılmazlardı. Bunun sadece
sahibinin adıyla çağrılırlardı. Buna da Servus denirdi mesela. Servus Hadrianus, yani Hadrianus'un kölesi denirdi. Şimdiki bu Servus da zaten şimdiki kullandığımız servis veyahut da servant dediğimiz efendim servant denen veyahut da bir de masalara konan servant dediğimiz onların kökeni aslında bu köle anlamına geliyor. İşin ilginci batı dillerinde kölenin adı slave'den geliyor veyahut da Almancası sklave'den geliyor. Bunun nedeni de daha çok da Slavlardan Roma zamanında köle yapılmasıydı. İşin ilginci Slav şeyde Slav dillerinde ise bu da kelime anlamına geliyor. Onlar da kelime konuşan yani konuşan kişiye Slav diyorlarmış. Evet. Ne yapalım Barış? Devam hocam, edelim mi? İsterseniz devam yani ufak ufak şey yapalım isterseniz biraz daha derleyelim. Biraz daha hızlanayım istersen. Evet, sizin şey, gladyatörler vas vardı. İşte evet, var. Aydınlatma var, vardı. Şeyimiz var. Şimdi evet. Tamam devam edelim. Şimdi Romalılarda evlerin ışığın girmesi için evler o şekilde inşa edilirdi. Yani bu da evler mümkün olduğunca güneye bakardı. Böylece ki bugün de halen öyle mümkün olduğu kadar da fazla ışık içeriye girsin diye. Bu özellikle de evler akşamları kandillerle aydınlatılırdı. Şimdi biliyorsunuz ateşi bulmadan sonra insanlar ne yapmış? Önce ateşte yemek pişirmiş, ısınmış, aydınlanmış. Vahşi hayvanlara karşı korunmuş, bir de kötü ruhlardan da kendilerini alevle, ateşle korurlardı. İnsanlar da evlerde meşale, mum veyahut da kandille aydınlanırlardı. Kandil Grekçe likos'tan geliyor. Bu da aslında bizim, evet teşekkür ederim, kandiller. Bu zamanla bizim aslında Likya'dan geliyor. Likya ışıklar ülkesi deniyor biliyorsunuz. Bu da aslında gene Saint Luke, Lucas bunlar hepsi ışıklı aydınlanmış anlamına geliyor. Ve buradan da daha ilginç size bir şey söyleyeyim. Şeyde Atina'da Aristo'nun kurduğu okula Apollo adına kurulan bir okulu vardı Aristo'nun ve buradaki okula Apollo aynı zamanda Likyalı Apollo olaraktan alındığı için buraya Likeon denmişti. Bu da Fransızca Liseum olaraktan girer ve bu da şimdi Türkçe'de lise anlamındadır. Yani şimdi lise dediğimiz şey aslında Likya anlamındadır. Barış teşekkür ederim. Kandilleri gösteriyor. Kandil de arkadaşlar biliyorsunuz yağ konuyor bir de ufacık bir fitille yanardı. Bu Candidus'tan geliyor. Bu da akor demek. Buradaki aslında beyaz demek. Bu da Candidatus dediğimiz efendim beyaz togalara da dan da bu sefer beyaz togalı insanların Roma'da belli bir yere mesleğe girebilmesi için giydikleri togaya denirdi. Bu da İngilizce'deki candidate, kandidatın temeli oluyor. Ama bugün de Kandil Gecesi biliyorsunuz 2. Selim 1570'lerde camilerde ilk defa olaraktan kandil yakaraktan kutlamaya başlar kandil gecelerine. Dolayısıyla da Türkiye'ye bu kandil olaraktan bu geceler girmiştir. Evet. Arkadaşlar Roma'da Apicus diye bir yazar, bir aşçı, Dere Cocunaria diye ki Türkçesiyle mutfağa dair diye bir kitap yazar. Bu kitapta çok detaylı Roma mutfağının detayları vardır. Ama maalesef
şeyde tariflerde miktarlar vermez ve oranlarını vermez. Evet, şeyin kitabın bir sayfasını gösteriyor bize Barış. Sağ olsun. Bu kitapta önemli olan şu. Üç nokta var. Şimdiki bilinen tüm pişirme yöntemleri biliniyordu. Yani kavurma, haşlama, sote, fırınlama, buğulama, ızgara, Romalılar hepsini biliyorlardı. İkincisi, çok önemli, Romalılar koca koca domuzları, kuzuları, balıkları dolduraraktan yemeyi seviyorlardı. Üçüncü ise Romalılar çok sos yaparlardı. Çok sos. Çok ilginçtir. Bu sos yapımı halen Avrupa'da vardır. Ve Türkler pek sos yapmazlar. Çünkü Türkler yemek pişirirken yemeğin kendi sosuyla pişirmeyi severler. Yani sebzenin kendisinin sosuyla yetinirler. Şimdi Roma'nınla ilgili önemli bir şey. İsa'dan önce 1. yüzyıldan itibaren Anadolu'dan birçok şey Roma'ya götürülmüştür. Mesela 74 yılında Lucullus tarafından, bizim Giresun tarafından efendim kiraz Roma'ya götürülür. Ve Roma'da da yetiştirmeye başlanır. Hatta şey biliyorsunuz kirazın ismi de bütün dünyada Giresun ismine yakındır. Ve bütün isim de aslında Giresun'dan çıkmadır. Ayrıca Anadolu'daki şeftali, kayısı, efendim yine fındık, ceviz, badem, bütün bunlar İsa'dan sonra 1. yüzyıldan itibaren Roma'ya götürülmeye başlanır. İlginç olan, gene Romalı yazarlar diyorlar ki Tiberius, affedersiniz, hıyara, Nero ise prasaya çok düşkünmüş. Enginar ise çok zengin, zenginler içinmiş. Enginar'a ulaşmak bayağı pahalıymış. Efendim, Romalılar şeyler gibi, Grekler gibi şarabı içmezlerdi. Romalılar şarabı baharatlı yaparlardı. Ve bu da daha çok da karabiberli şarap yaparlardı. Karabiberli şaraba da vinum piperatum diyorlardı. Ve bu şarap en çok satılan, en çok bilinen şaraptı. Vitruvius'un yazdığı mimarlık üzerine bir kitap var biliyorsunuz. Orada çok detaylar var. Mutfak nasıldı? Efendim Romalılar yemeklerini nerede yerlerdi? Ve buna da triclinum derlerdi. Ve bu Roma'nın bir triclinum. Burada işte görüyorsunuz üçlü demek triclinum, yatak demek. Üçlü yatak. Romalılar bu yatakların üzerinde Greklere de özenerekten bir taraflarına yataraktan, yan yataraktan yemeklerini yerlerdi. Ve buradaki bakın klinum, şimdi klinik lafı da buradan gelmedir. Klinik, yataklı olan yer demektir. Yani hastanın yatabildiği yere de bugün klinik deniyor. Romalılarda Greklerin aksine yemek şeylerine kadınlar katılabiliyordu. Buna da convivium derlerdi. Yani birlikte yaşam. Romalılar nasıl ki, Grekler nasıl ki simpozyumları vardı, birlikte içki içilirdi. Romalılarda da convivium vardı. Bir misafirliğe giden Romalı, efendim kendisine büyük bir peçete verilirdi. Veya buna mappa denirdi. Veyahut da kendi mappasını kendisi götürüldü. Bu İngilizce'deki map'in yani haritanın şeyidir. Bu çarşaf anlamında ve açılacak kocaman şey anlamındadır. Ve konuk yedikten sonra sevdiği yemeklerden de bu mappasına sararaktan evine götürebiliyordu. Çöreğini, böreğini falan filan, bu hiçbir şekilde ayıp sayılmazdı. Evet, Romalılarda çok oyun vardı. Romalılar oyunları çok severlerdi. Ama bunlardan en önemlisi ise gladyatör oyunlarıydı.
Gladio biliyorsunuz kılıç demek. Gladyatör, kılıç tutan, şimdiki anlamıyla kılıçlar anlamında. Ve Barış bu birazcık kalsın. Bu oyunlara Munus derlerdi. Çoğulu veyahut da Munera. Bu aslında yaşayanların ölülere karşı yerine getirdiği bir görev idi. Gladyatör oyunları. Neden? Çünkü insan kurban etme geleneğinden geliyor. Bir ölünün arkasından bir gladyatör kanının akıtılması ölünün ruhunu ve yeraltı dünyasındaki tanrıları memnun edeceğini sanarlardı. Böylece ölen asil kişi beraberinde kullanacağı eşyaları götürdüğü gibi kölesini de yanında götürmüş olurdu. Bütün bunlar aslında Sezar'ın öldürülmesinin ardından devlet artık gladyatör oyunları düzenlemeye başlar. Bu da Augustus zamanında başlar. Augustus gladyatör oyunlarında köklü değişiklikler yapar ve artık gladyatör oyunlarını sadece devlet düzenlemeye yetkisi verir. Artık özel kişiler gladyatör oyunları oynatamazlar. Gladyatörler bugünkü dizi sanatçıları gibiler. Meşhurlardı. İnsanlar gladyatörlerin bütün özelliklerini bilirlerdi. Adlarını bilirlerdi. Kadınlar bunlar için aşık olurlardı falan filan. Ve bu gladyatör ama her şeyden önemlisi bir bahis konusuydu arkadaşlar. Bu bahisleri kontrol eden, yöneten bazı konsiller vardı. Bunlar bugünkü aynen hangi gladyatör kazanacak? Bugünkü at yarışları veyahut da spor yarışları gibi düşünebilirsiniz. Barış değil mi ki fotoğrafı bir daha getirir misin? Şöyle bir laf var. Ave Caesar morituru te salutant. Ey selam sana Caesar, ölmek üzere olanlar seni selamlarlar diye bir laf var. Bunları gladyatörler söylemezlerdi. Bunu sadece idama mahkum olan kişiler söylerlerdi. Çünkü burada ölen ölecek, kalan ise hürriyetine kavuşacaktı. Onun için bu Ave Caesar morituri te salutant lafını bunlar söylerlerdi. Ve daha da şeyi biliyorsunuz gladyatör oyunlarında sabahtan başlardı. Önceleri hayvan dövüşleri olurdu. Öğlen ortasında suçlular idam edilirdi. Öğleden sonra ise ancak gladyatör oyunları başlardı. Bu arada yeri gelmişken Romalılarda hapishane yoktu. Bizim şimdiki anlamda bildiğimiz bir suçluyu hapsetme diye bir olayları yoktu. Bu ya dişe diş şeklinde suçlu cezalandırılırdı veyahut da eğer ölüme mahkumsa da bunlar çoğunlukla da işte gladyatör oyunlarında veyahut da idam edilirlerdi. Evet. Romalılarda oyunlar çok demiştik. Burada özellikle Sezar, Efes, Side'de, Didim Apollo tapınağında yerlerde görürsünüz. Romalılarda şimdiye kadar çok sayıda yerlerde oyunlar günümüze kalmıştı. Bir tane Hollandalı kültür tarihçisi der ki arkadaşlar, ki adı bakayım Johan Huizinga, insan homo ludens'tir der. İnsan oyun oynayandır der. Sahiden de bugün de dikkat edin, herkes büyüklü küçüklü, herkes sürekli oyun oynar. Bu Romalılarda çok yaygındı. Roma'da her yerde kamusal alanların girişlerinde, merdivenlerinde, yani bunları tapınak, hamam, latrine dediğimiz tuvaletler, her yerde, yerlerde çizili oyunlar vardı. Bu oyunlar nasıldır? Bunların hangi adla adlandırıldığı bilinmiyor. Dolayısıyla bunlara bütün dünyada aynı şekilde bir Arapça adı konulmuştur. Bunlara mankala
deniyor. Mankala Arapçada nakil etmek, naklen, nakliyat aynı kelimeden geliyor. Ve bu mankalalar nelerdi? Üç taşları vardı, dikdörtgen şeklindeydi, 12 çizgi oyunu vardı. Bu önemli bizim için, buna Duodecim Scriptorum diyorlardı, 12 çizgi oyunu. Bu bizimki şimdi tavlanın atasıdır. Bu şimdi Barış'ın gösterdiği Efes'te Herkül kapısının hemen sağında yerdeki bir 12 çizgi oyununun çizgisi. Efendim ayrıca oyun tabloları vardı. Bunlardan yere kazanlar burada görüyorsunuz. Ayrıca bunlardan masalar vardı. Veyahut da hatta tahtadan yapılmış koltuk altında taşınabilen oyunlar da vardı. Bizim tavla herkes efendim Farslardan gelme, Türkler tavla icat etti denir. Hayır değil, tavla Roma'da oynanıyordu. Ve sadece birazcık farklı oynanıyordu. Bizde tavlada oynanırken taşlar önce dizilir, sonra yavaş yavaş dışarı alınır. Halbuki Roma'da taşlar dışarıdan içeri konur ve tekrar da dışarıya toplanırdı. Birazcık daha zor, birazcık daha uzun sürerdi. Zaten bizim Türkçedeki tavla lafı da Latince'deki tavoladan gelmedir. Bu da İngilizce şimdiki kullandığımız tablo, tabela efendim gibi onlardan okunurdu. Hatta Almanca'da tafel gene aynı o kelimeden geliyor. Şimdi İngilizce'de buna niye backgammon diyorlar? Çünkü bu İngilizcesiyle backwards game. Yani bu taşları koyuyorsun sonra geri geriye topluyorsun ya. Ondan dolayı İngilizler buna backgammon, o gammon game demek, backgammon'in anlamındadır. Evet. Pekala, neden tavla oyunu bizde halen yaşıyor da Avrupa'da yok? Veyahut da benzeri neden yok? Çünkü arkadaşlar Hristiyanlıkla Romalılardan kalan birçok şey yasaklanmıştır. Hristiyanlıkta birçok şey günah olmuş sayılmıştır. Ondan dolayı da bu oyunlarda Hristiyanlar tarafından yasaklanmıştır. Ama Anadolu'da süresiz olaraktan oynanmıştır. Bunlardan Anadolu'da bu mankalalardan Anadolu'da delikli olanlar var biliyorsunuz. Halen o da Roma'da çok çok meşhurdu. Şimdi ismini hatırlayamıyorum. Evet, gelelim şimdi bir de suyudan bahsedelim. Roma'da su tabii ki çok önemli. Her şeyden önce şehirleri suyu bol olan yerlerde kurmaya çalışırlardı. Ama gene de bir kaynaktan şehre su getirirken su seviyesini kaybetmemesi için akvedük dediğimiz su kemerleri yaparlardı. Suyun mümkün olan yerlerde alttan borularla geçirirlerdi. Eğer vadiler, düz yerler, çukur yerler geçilecekse o zaman da akvedük yapılırdı. Akvedük, su biliyorsunuz akva, dük ise gösteren, önderlik eden, götüren anlamındadır. Yani o duka var ya, dük dediğimiz ünvan var ya, bu aynı o kelimedendir. Yani bu arada viadük de var mesela, yani yolun devam etmesi anlamındadır. Evet, suyla ilgili Roma'da bir tane önemli bir kişi vardı, bir meslek vardı. Buna da kurator aquarum derlerdi. Bu su yöneticisi anlamında olurdu. Şey yapanlara da suyla uğraşan evlere oraya buraya su getirenlere de aquarius denirdi. Bu da akvaryumun kökeni biliyorsunuz.
Şimdi arkadaşlar, size ilginizi çekecek bir konu da, sular bir yerde toplanır tabii, şehirden getirildi, bir yer, bir depoda toplandı. Burada bu suları için depoda 3 ayrı seviyede borular olurdu. Yani birisi biraz daha yüksekte, birisi ortada, diğeri de en altta olan. En üstte olan su özel evlere giden boruları besleyen suydu. Yani eğer depodaki su birazcık azaldığı anda önce en üstteki boruya su gitmediğinden özel evlere su gitmezdi. Diğerleri ise alttaki ise binaları, devlet binaları, ama en alttaki ise en önemli olan hamamlara ve tuvaletlere giden borulardı. Dolayısıyla su ne kadar azalırsa azalsın gene şehrin çeşmelerinden, ana çeşmelerinden şehrin hamamlarında su akmaya devam ederdi. Daha çok var. Daha çok var. Birazcık olan versek. Şöyle yapalım. İki tane şey kalmıştı bizim başta konuştuğumuz, hatırlarsınız. Ölü gömme şeyi vardı. Bir de kurban konusu vardı. Onlarla ilgili bir takım görseller hazırlamıştık, hatırlarsanız. Tamam. Dur biraz daha hızlanayım. Sular var. Sorular var. Sorularla da belki sizi yönlendirirler katılımcılar. Hani ona göre, belki sorulara göre cevap yapabilirsiniz. Hani nasıl isterseniz. Tamam. Bardağın nasıl, yani ilgi çekiyor inşallah. Süper. Süper gidiyor hocam. Harika. Teşekkür ediyorum. Şimdi yazılar. Arkadaşlar, yazılar bize Romalılardan çok eser kalmıştır. Bunlardan hemen size 3-5 tanesini sayayım. Notlarımın en sonunda vardı. Bir dakika, çok çabuk. Evet, Titus Livius. Bu Ab Urbe Condita'yı yazan. Yaşlı Cato. Efendim Polybius. Jules Caesar'ın kendisinin bayağı kitapları var. Efendim Tacitus, Plutarchus, en önemlisi Suetonius ve Appianus. Bunlardan bize çok eserler kalmıştır. Peki ya bunlar nasıl yazıyorlardı bu eserleri? Evet, bunlar bir tığ kalemleri vardı. Bu tığ kalemleri tahtalara yazarlardı veyahut da bunlar papirusların üzerine yazarlardı. Pekala, bu kalemler ne deniyordu? Stilus diyorlardı buna. Hatta bir ara biliyorsunuz akıllı telefonlara bir kalemler çıkmıştı. Ona stylus diyorlardı. Bu aynı o stilusla aynı kelime idi. Ve barda stilus, insanlar stiluslarını yanlarında da taşırlardı. Bu bir tığ kalem idi. Bunun üzerine, bunu kemiklere, fil dişi üzerine de bu kalemle oyaraktan yazı yazarlardı. Hatta bunu bazen silah olarak da kullanırlardı. Şöyle bir şey var. Jules Caesar bıçaklandığında kendisi de stilusunu çıkartmıştı ve bir tane konsülü de kendisi kolundan yaralamıştı. O can havliyle kendini korumak isterken. Bu papiruslara yazarken kamışlar kullanılırdı. Kamışın da Latincesi calamus'tur. Bu da her gün kullandığımız kalemin kökenidir. Kamış, calamus. Ve en iyi Plinus'a göre en iyi kamış bizim Knidos'tan çıkarmış. Ve Knidos, Datça Knidos bu şeyi, kamışları ihraç ederdi. Mürekkep elde etmek için kurum ve isle su karıştırılır ve buna da birazcık zamk eklenirdi. Böylece oraya batırıp da yazdığında yazılan yere bu zamkla beraber yapışırdı. Bunun için de bir daha söyleyeyim. Calamus, evet, kamış da aynı zamanda buradan mürekkep dediğimiz şey, calamaris dediğimiz, kalamar dediğimiz mürekkep balığın adı da gene bu kamıştan geliyor.
Evet, bir de tuvaletler var. Latrina diyorlar. Latrina şimdi çok ilginç, hoş. Türkçe'de belki dünyada olmadığı kadar tuvalet adı vardır. Efendim hela, abdesthane, yüz numara, bilmem ne falan filan çok sayıda vardır. Şimdi en son adı da artık lavabo olmuştur. Bu latrina aslında lavabonun atası. Çünkü İtalyanca'da lavare, Latince lavare yıkanmak demek, lavabo da yıkanılan yer anlamındadır. Şimdi elimizi yıkadığımız yer. Dolayısıyla özellikle hanımefendiler tuvalete gitmezler, lavaboya giderler artık. Bu tuvaletlerde görüyorsunuz, şimdiki modern tuvaletlere çok benziyor. Bu Efes'teki latrina ve artık detayını boş verin. Öndeki kanaldan su akardı. O sudan temizlenirlerdi. Ama her şeyden önce insanlar nasıl olur da beraber otururlar diye devamlı soru sorulur. Çünkü insanlar toga giyerlerdi. Togayı da bacaklarının üzerinde örttüğünden pek bir şey görünmezdi. Şimdi Latinalarda yapılan bulunan dışkı analizlerinde bugün Anadolu'da yediğimiz ne yiyorsak aynısını da Romalılar yemiştir. Yani bu zeytin, incir, üzüm, şeftali, tahıl, balık gibi gibi ne sayabildiğiniz kadar sayın, Anadolu'daki hepsinin aynısıdır. Evet, şeylere geçiyorum. Birazcık da Latince'den, pardon sen ne demiştin? Tapınaklar, kurban ritüeli, değil mi? Kurban ritüeli demiştik falan. Evet. Şimdi arkadaşlar, kurbanlık çok önemli. Bu hem ölmüşlerine kurban keserler, hem de tanrılar için kurban keserlerdi. Ayrıca kurban kestikten sonra hatta tanrılar bunu memnunlukla karşıladılar mı, karşılamadılar mı diye kurbanın kanına, kurbanın iç organlarına bakaraktan tahminde bulunurlardı. Ve kurban kestikten sonra hayvanın tüylerinden birazcık sunakta yanan ateşe atılırdı. Evet, bak bakın burada gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra uzun elbiseler giymiş rahip veya rahibe hayvanın başını tapınaktaki tanrı heykeline çevirir. Böylece tanrının kendisine kurban adadığını, hangi kurbanın adandığını görmesini sağlarlardı. Burada kurban edilen hayvan da herhalde tanrının da heykelinin bu tarafta, bizim tarafta olması gerekir. Roma tapınaklarında aynı Grek tapınaklarına benzerler. Yalnız Roma tapınaklarında genellikle kubbeli, merkezi planlı ve şeydirler, yuvarlaktırlar. Bunların en önemlileri Türkiye'de var tabii biliyorsunuz. Çavdarhisar'da var Zeus Tapınağı, efendim Ankara'daki Augustos Tapınağı, Efes'te Hadrian Tapınağı, Domitian Tapınakları, bunlar Roma tapınaklarıdır. Tabii ki demin bahsettiğimiz gibi Pantheon en önemli tapınakları. Pantheon'un kubbesi arkadaşlar halen hayret verici bir şekilde dünyanın en büyük kubbelerinden biridir. 43 metre çapındadır. Romalılar için din neydi? Romalılar tapınağa giremezlerdi. Bizim şimdiki Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta gibi kutsal anala girip içeride tapınılmazdı. Tapınağın girişinde adaklarını adarlardı. Ben bir su alayım. Barış geliyor zaten hemen. Epeyce uzun sürdü. Evet, bitiriyoruz zaten yavaş yavaş. Ya çok güzel bir sunum ama bayağı uzun oldu. Kapatalım isterseniz, bitirelim. Soruları alalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Az dilinizdeki soru şeyi söyleyin isterseniz, sonra sorulara geçelim. Celal Bey. Evet. Barış Bey'in söylediği gibi lütfen sunumunuzu bitirin. Yorulanlar çıkabilir.
Biz dinliyoruz. Şimen Hanım, Celal Bey de bitmez ki. Celal Bey'i bırakırsanız... Hayır, Celal kadar... Bey yorulduysa... Yoruldu tabii, yoruldu tabii de. Yok, efendim benim konum Bey. Çok... Derya. Ama bunu daha onu başka bir zamana bırakalım. Çünkü kitap yapımı, efendim ölü gömmeler, efendim hamamlardaki ince detaylar gibi gibi daha şeylerimiz var. Celal Bey. Da... Evet. Biz sizi zevkle dinliyoruz ama yoruldunuz. İstiyorsanız burayı, bu konuyu kapatın. Dediğiniz gibi size yeni bir tarihler verelim, devam edelim. Ne dersiniz? Aynen öyle. Aynen öyle yapalım. Öyle yapalım. O zaman Barış soru Bey, cevaba ne geçelim. Dersiniz? Tamam, olur. Siz soru cevabı mı alıyorsunuz? Tamam. Soru cevap yapalım isterseniz. Şimdi ben sorulara falan bakıyorum. Çok şey gelmedi gördüğüm kadarıyla. Buyurun. Barış Bey, söz alabilir miyim? Estağfurullah, buyurun. Estağfurullah. Şimdi arkadaşlar, tabii ki seve seve bu devam edecek bu çalışmalar. Ama Celal Küçük hocamızı da yormayalım daha fazla. Hemen pazartesi günlerine biz onu hemen şey yapacağız. Bundan sonraki pazartesileri de birlikte yaparız. Barış Bey'le birlikte yine devam ederiz bu şekilde. Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Bir iki tane soru cevaptan vardı. Sonra ben YouTube'u atacağım. Evet, bir iki tane şey görüyorum şu anda. Tiyatro, Halil Bey sormuş. Tiyatrolara kadınların ve çocukların izleyici olarak gitmelerinin yasak olduğu doğru bir bilgi midir diye bir soru gelmiş. Evet, doğrudur. Doğrudur. Hatta hiç kadınlar hiçbir yarışları da alınmazlardı. Anlıyorum. Yani seyirci olarak alınmazlardı. Evet. Şöyle yukarıya doğru bakıyorum. Soru. Önce bu şeye baktım. İbrahim Bey demiş, Orta Asya Türk kültüründe köle olmadı hiç. Hatun Hakan'ın eşidir ve kanunları da onun onayından geçer diye bir not eklemiş. Teşekkürler dedik İbrahim Bey'e. Türkiye'deki köle lafı Arapçadaki kuldan gelmedir. Kul. 12 çizgi oyununu çocuklar oynar mı diye bir soru gelmiş. Çiler yok değil. Yani. Oyunlar hepsi içindi. Büyükler içindi. Çocukların oyunları 3 taş idi. Çocuklar 3 taş oynarlardı. Yani 3 evet. Taş sahip olurlardı ve birbirlerinin taşlarını almaya çalışırlardı. Aynı halen Anadolu'da oynanan şey. Bir de oynadıkları çocukların, evet, bilemiyorum Anadolu'da şimdi ne deniyor, çukur doldurma bir oyunları vardır. Onu hatırlayamıyorum şimdi. Aynısını Romalılar oynardı. Anlıyorum. Bir de YouTube'a bakıyorum. YouTube'da saçma bir adam girmiş Bob diye abuk subuk şeyler yazmış, silmiş. İnşallah bir daha hiç katılmaz böyle toplantılarımıza. Bakıyorum, soru göremiyorum diğer tarafta. Arzu ederseniz şu anda son soru sormak isteyen bir dakika geldi bu tarafa. Ülke kelimesinin anlamı nedir? Ölke, yani uğrunda ölünen mi demiş Ayşe Zehra Mutlu Hanım. Demin ben bir soru gördüm. Tiyatroda oturma kapasitesi doğrudur. Evet. Şöyle hesap edilir. Tiyatroda yaklaşık olaraktan her arkeolog kendi yöntemi var ama 40 santim adam başına oturma yeri olaraktan hesap edilir. Dolayısıyla bir tiyatroda kaç tane 40 santim sığacaksa o kadar da tiyatronun kapasitesi vardır denir. Ve büyük şehirlerde eğer bu şehir festival şehri değilse, normal bir şehir ise, o zaman nüfusun %10'u tiyatronun sayısıdır. Yani eğer Efes Tiyatrosu 24 bin kişilik diyorsak, o zaman da buradan giderekten Efes'in nüfusu yaklaşık 240 bin yuvarlak, 250 bin kişidir deniyor. Ama tekrar ediyorum, eğer bu festival şehri değilse, mesela Magnesia Adriandrum dediğimiz Menderes Magnesia'sı bir festival şehriydi veyahut da Afrodisias. Dolayısıyla buradaki şeyler, tiyatro yerleri çok daha fazladır. Yani
nüfusu kadardan fazla belki tiyatroda yerleri vardır. Anlıyorum. Son bir soru olarak şey yapalım. Atilla Bey yazmış. İsa'dan önceki ve sonraki Roma arasındaki belli farklar nelerdir diye bir. O çok uzun. Çok uzun. Çok uzun ama çok özetle söyleyeyim. Evet. İsa'dan önce Jül Sezar İsa'dan önce 44 yılında öldürülür. Mart ayında. İsa'dan evet. Şeyden Jül Sezar'dan hemen sonra Augustus gelir. Evet. Augustus geldiğinde Roma'yı yeni baştan yaratır. Roma'da yeni kurallar, yasa getirir. Efendim Roma tümden Roma'da Roma'nın tarihini yeniden başlattırır. Ve Pax Romana dönemi. Pax Romana dönemi zaten savaşlar biter, şeyler biter değil mi hocam? Evet. Dolayısıyla bunu İsa'dan önce İsa'dan sonra diye almayalım da Augustus'tan önce Augustus'tan sonra diye almamız daha doğru olur. Doğru. Evet, ben başka soru son bir daha şeye bakıyorum, göremiyorum. Evet, sorular bitti. Yani şu anda sorularımız bitti. Halihazırda canlı sormak isteyen varsa seslerinizi açabilirsiniz istiyorsanız ama biz kapatacağız yavaş yavaş. Celal Hocam çok 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 teşekkür ederim. Ağzınıza dilinize sağlık. Yani Roma konusundaki engin deneyimlerinizi bizlerle paylaştınız. Yılların birikimleri bunlar. Çok değerli bilgilerdi. Çok çok teşekkür ediyorum hocam size. Turev adına özellikle. Çimen Hanım belki birkaç kelime söyler mi bilemiyorum. Ha, bu arada bir dakika, bir el kaldırdı. Çiler sesinizi açın. Buyurun. Açtım. İyi akşamlar Celal Hocam. Kızım çok beğendi sunumunuzu. Ve mozaik resmi neydi Aykacığım? Teşekkür ediyorum bunun için. İlk kez böyle bir sunuma katıldı. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne güzel. Ne güzel. Çok hızlı gitti. Umarım devamı gelir. İnşallah. Çok memnuniyetle. Bir şey sorabilir mi kızım? Hani tabii, oradaki tabii. Kurban resmi vardı ya. Oradaki kurban resmi mozaik miydi? Bakayım bir dakika. Ben onu direkt internetten öyle bulup koymuştum. Bakayım değil öyle mi değil mi? Bir saniye. Hayır, bu mozaik değil. Bu mozaik değil. Bu sonradan bir tasvir olarak yapılmış. Ben hemen tekrar şey yapayım. Şu resmi diyorsunuz değil mi? Şu resim. Bu mozaik değil. Bu, yok, bu resim. Bu resim. Bu resim bu. Bu da zaten bir tahminin resim. Yani bu tahmini çok sonralar yapılmış. Evet. Tabii ki Roma zamanından kalma bir resim değil bu. Mozaik böyle bir şey bak sevgili kardeşim. Sana hemen göstereyim. Mozaik şöyle bir şey. Minik birer santimlik tessera parçaları dediğimiz taşlarla, renkli taşlarla yapılan bu bir mozaik mesela bak. Tek evet. Tek evet. Yapılmış. Görüyor musun? Bak tek tek taşlar var. Minik evet. Minik. Çok güzel. Bak. Çok teşekkürler. Taşlarla yapılmış. Bunlardan çok güzel bir şey Gaziantep tarafında Zeugma Müzesi'nde var. Mozaik müzemiz var orada. Var birçok yerde mozaiklerimiz var. Yani bu müthiş bir sanat. Her yerde kullanılmış bir sanat. Evet. Notumuzu da aldık Zeugma Müzesi diye. Harika. Gideceğiz inşallah. En yakın zamanda. Teşekkürler. Okay. Osman ben veda edeyim. Tamam. Hepinize çok teşekkür ederim. Katıldığınız için. Dinlediğiniz için hepinize çok çok sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum, öpüyorum. Görüşmek üzere inşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben tüm arkadaşlar teşekkür ediyorum. Barış çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim hocam. Tekrar bekliyoruz inşallah bir tane daha yapalım ama daha böyle ben de şey yapayım yani size yardımcı olabileyim. İnşallah. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim size de. Harika. Çok teşekkür ederim tekrar. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Çimen Hanım burada mı? Çimen. Çiler Hanım Kariye Müzesi'ne de şimdi Cuma günü şey açılacak ama cami olarak açılacak ama diğer saatlerde ibadet olmadığı saatlerde tavanlardaki mozaikleri görebilirsin orada İstanbul'da. Siz İstanbul'da oturuyorsunuz değil mi?
Evet. Evet. İstanbul'da oturuyorsanız orada görebilirsiniz. En güzel mozaik örneklerindendir orası. Yani benim şahsi kanaatim, rehber olarak şahsi kanaatim, yani en üst şey orada. Anlatılan hikayeler anlamında. Çok değerli şeyler göreceksiniz. Tamam. Evet. Çimen Hanım. Benim internetimde sorun var, gidip geliyor. YouTube yayını kapatabilirsiniz. Evet, kapatıyorum şimdi. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Hocamızı gönderdik. Çok yorulmuştu. Biz bize kaldık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben o zaman hem YouTube'u hem Zoom'u kapatıyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? YouTube'u kapattın zaten.